Tüm akıllı futbol severlere merhabalar. Bugün son yıllarda dillerden düşmeyen bir taktiği Gegenpress'i konuşacağız. Kimin icat ettiğini, süreç içindeki gelişimini ve dinamiklerini merak ediyorsanız Oyun Havası programım başlıyor. Gegenpress kelimesinin Türkçe karşılığı tam olarak karşı prestir. O yüzden kelimeye bakınca çok basit çıkarımlar yapabiliriz. Ancak daha derine inmemiz için öncelikle tarihini incelememiz gerekiyor. Gegenpress'in tarihi. Yıl 1934. Thomas Patrick Gorman isimli bir teknik direktörün aklına bir soru ortaya çıktı. Eski zamanlardan beri takımlar topu kaptırdığında kendi kalelerini korumak için geri çekildiler. Bunu belki de bir koruma içgüdüsüyle yaptılar. Ancak Gorman'ın kafasındaki soru ise bunun tersi yapılsa ne olurdu sorusuydu. Çünkü onun düşüncesi o an baskı yapılırsa rakip zaten atağa çıkamaz yönündeydi. Gorman forvet oyuncularına topu kaybettiklerinde agresif bir baskı yapmalarını söyledi. Bir oyuncu topa gidecekken diğerleri de boştaki pas opsiyonlarını kapatacaktı. Bu sırada defans oyuncuları da orta sahaya gelerek top kaybına zorlanan oyuncunun atacağı bir uzun pasta araya girecekti. Bunu duyan oyuncular tabii ki ilk başta kafalarını kaşıdı ve bunun bir intihar olduğunu düşündüler. Çünkü bu taktikte herhangi bir kişinin hata yapması direkt olarak rakibe hızlı hücum şansı vermek demekti. Hatta hata yapmasalar bile rakip defans oyuncuların pas kabiliyeti iyiyse ve hızlı kısa paslarla savunmadan çıkabilirlerse yine bir anda bomboş bir hücum alanı bulabilirlerdi. Buna rağmen bir şekilde oyuncularını ikna etti ve bu taktikle maçlara çıkmaya başladılar. Fakat ilk 5 maçın 4'ünü kaybettiler. Sonra bir anda ne olduysa bir şeyler değişti, sistem oturdu ve takım bir makine gibi bütün maçları kazanıp ilk kez lig şampiyonu olmaya başardı. Rakiplerini yok ettiklerini söylüyordu Kandalı Hoca. Evet, yanlış duymadınız Kandalı Hoca. Biraz geriye alayım hemen. Bahsettiğim lig Ulusal Hokey Ligi, NHL, takım da Chicago Blackhawks'tu. Bu taktiğe hocanın verdiği isim de forechecking, yani ön kontrol, ön denetleme diye çevirebiliriz. Gorman, şampiyonluğu bu taktiğin kazandırdığını açıklıyordu gazetecilere. Sistem beklediğinden de iyi çalışmıştı. 80 yılı sonra bu taktiği Gegenpressing, yani karşı pres ismiyle konuşmaya başladık futbolda. Gelelim futbolda bunun tarihçesinin nasıl geliştiğine. İlk olarak hokeydeki bu sistemi futbola uyarlamak imkansız gözüküyordu. Çünkü hem oyuncu sayısı daha fazlaydı, hem saha 2 kat uzun ve 3 kat da genişti. Yani bir savunma oyuncusuna baskı yaptığınızda topu arkadaşına atması çok zor olmaz diye düşünülüyordu. Ayrıca alan geniş olduğu için futbolcuların inanılmaz bir kondisyona ihtiyacı olacaktı. Çünkü hokeyde değişiklik yaparak oyuncuları bir süre dinlendirmek mümkünken futbolda tüm dinlenme aktif dinlenme ile gerçekleşiyor. 1960'larda ilk olarak total futbolun güçlenmesiyle birlikte başlayan bu akım Hollanda ve Sovyet Rusya'da çokça kullanılıyordu. Amaç en kısa zamanda topu geri kazanmak olduğu için top kaybedildiği an çevresindeki tüm oyuncular gerideki rakipleri boş bırakma riskine rağmen topa doğru saldırıya geçiyordu. Bunun nedeni rakip topu ayağından çıkarana kadar gelen şok baskıyla topu kazanmaktı ki o dönem bu ülkeler futbolla başarıya adım adım ilerliyordu. 70'lerde İskandinavlar ve İngilizler de iyice benimsemeye başladılar Gegenpressing'i. Ancak esas dönüm noktası 1974 Dünya Kupası'ydı. Linus Michels'in efsane Hollanda milli takımı rakiplerine asla sakince oyun kurma şansı vermiyor ve şok baskılarla rakipleri kötü paslara zorluyordu. Bu total futbol olarak tarihe geçse de Linus Michels bunu baskılı oyun olarak kullanmayı tercih ediyordu. Amacı tüm oyuncuları olabildiğince ileride tutmaktı. Bu önde pres oyununun gelişmesiyle futbolcuların da kondisyonları artmaya başladı ve sistem günümüzdeki hallerini almaya başladı. Gegenpress nedir? Videonun başında kısaca karşı pres anlamına gelmiş olduğunu söylemiş olsam da bu tanım tabii ki yeterli değil. Gegenpress, rakibe topu kaptırdığı anda defans yapan tarafın defansif dizilişe dönmek yerine rakip oyuncuların üzerine yüksek yoğunluklu baskı yaparak topu mümkün olduğunca kısa sürede kazanmaya çalışmasıdır. Ancak bu yüksek yoğunluklu baskının sürekli yapılması mümkün olamayacağı için futbolcular her topu kaptırdığında deli gibi koşturarak topu kapmaya çalışmaz.
Bu yüzden genellikle teknik direktörler oyuncularına top kaybedildiği andan itibaren birkaç saniye saymalarını ve bu süre zarfında baskıyla topu almalarını isterler. Eğer bu süre içerisinde top kazanılmamışsa normal defansif düzene geçilir ve daha düşük tempoda aktif dinlenerek savunmaya yerleşilir ya da direkt foul ile rakip durdurulur. Bunun dışında oyunun belirli bölümlerinde baskı yaparak örneğin ilk 15 dakika veya 1-0 geriye düşülünce gibi bölümlerde baskı yaparak yine Gegenpress'i uygulayabilirler. Bu söylediğim topu kazanma süresi kuralıyla veya bölüm bölüm uygulamayla daha makul bir seviyeye gelse de Gegenpress'i her takımın uygulaması mümkün değildir. Takımdaki oyuncuların kişilik ve kabiliyetleri taktiğin başarısı için çok önemlidir. Bununla birlikte özellikle önde baskı yapacak oyuncuların oyunu çok iyi okuyabiliyor olması, yani oyun zekalarının çok yüksek olması gerekir. Neden mi? Çünkü rakip oyuncunun ne yapacağını tahmin etmeden ona göre baskı kurarsanız rakip o baskıdan kolaylıkla çıkar. Bununla birlikte bu baskıyı yapan grubun tepki süreleri de çok kısa olmalıdır ki topu kaptırı kaptırmaz baskıya başlayabilsinler. Yani Linus Mielsen'in de söylediği gibi elinizde dünyanın en iyi futbolcularından 3-4 tanesi yoksa bu taktiği sürekli kullanamazsınız. Daha düşük profilli takımlar bunu denerken faciaya yol açabilir. Hollandalı hocanın şansı tabii ki o dönemin en iyi oyuncularına sahip olmasıydı ki zaten Ajax ve Hollanda dışında pek de başarılı olamadı. Ayrıca Gegenpress sırasında merkezi kapatmak çok önemlidir. Çünkü top ortaya giderse pas opsiyonu artar ve bu baskıdan çıkış kolaylaşır. Bu yüzden genellikle çizgiye yakın oyunculara bu baskı yapılır. Temelde Gegenpress yapılmasının iki nedeni vardır. Biri topu tekrar kazanmakken, diğeri de rakibin hızlı hücuma çıkmasını önlemektir. Fakat farklı teknik direktörlerin farklı Gegenpress yöntemleri olduğunu da unutmamak gerekir. Gegenpress'in farklı yöntemleri ve temsilcileri. Birinci yöntemimiz Jürgen Klopp'un kullandığı yöntem. Gegenpress'in günümüzde en büyük temsilcisi olarak bilinen Jürgen Klopp, Gegenpress hakkında topu kazanmak için en iyi an takımın kaybetmesinden hemen sonrasıdır. Rakip oyuncu hala topu atacak yer arıyorken, biraz önce topu kazanırken harcadığı efordan ötürü oyunda değildir ve bu onu savunmasız yapar, diyor. Evet, bunu herkes düşünüyordur da neden özellikle bu adam Gegenpress ile anılıyor derseniz tam da şu sözünde. Eğer topu kaleye yakın bir yerde kaparsanız gole sadece bir pas uzaklıkta olabilirsiniz. Yani iyi uygulanan bir karşı pres gol pozisyonu yaratmak için oyun kurmaktan daha etkili olabilir, diyor. Onun amacı rakibi ön tarafta bozup hızlıca atak sonuçlandırmak olduğu için Gegenpress'te ismi çok anılıyor. Ancak bütün oyunun Gegenpress'e indirilmesine de sinirleniyor Klopp. Çünkü Gegenpress tüm bir maç boyunca kullanılan bir taktik veya Klopp'un da tek bir planı değil. Klopp'un Gegenpress'inde takımdaki genel gerekliliklerin yanında oyuncuların fiziksel olarak da hızlı ve kondisyonu yüksek olması gerekir. Ki ileride bu baskıyı en çabuk ve en etkili şekilde yapıp sonrasında da hızlıca hücuma çıkabilsinler. Aksi halde yavaş bir oyuncu topu alsa da ileriye çıkana kadar rakip yerleşebilir. Bu pres şeklinde oyunculara özellik tanınır. Top kaybedildikten sonra topu kazanan rakip oyuncu, etrafındaki savunmacılar oyuncuya doğru gelerek ona baskı kurarlar. Böylece hem oyuncunun pas opsiyonları savunmacılar tarafından engellenir hem de sayısal üstünlük kurulmuş olur. Dolayısıyla ya rakip topu uzaklaştırmak için rastgele bir yere atar ya da orada topu kaybeder. Klopp bu oluşturduğu sistemde aslında İtalyan teknik adam Arrigo Sacchi'nin savunmada rakibi alan daraltma metodunu kullanıyor. Bunu da önceden Arrigo Sacchi ile çalışan Wolfgang Frank isimli hocasından öğreniyor. İkinci yöntemimiz ise Jupp Heynckes'in Bayern'de uyguladığı Gegenpress yöntemi. Top kaybedildikten sonra her oyuncu topu kazanan takımdan bir oyuncuya yapışır ve böylece topa sahip olan oyuncu üzerinde sürekli bir baskı oluşur. Hem de topu ayağından çıkarması zorlaşır. Üçüncüsü, Guardiola'nın özellikle Barcelona döneminde kullandığı yaklaşımda ise topa sahip olan oyuncuya basmak yerine pas kanalı kapatılmaya çalışılır. Topla oynayan oyuncuya baskı, diğer oyuncular arasındaki pas kanalları kapatılarak yapılır. Böylece daha az eforla rakip topu kaybetmeye zorlanır. Guardiola'nın karşı presi 6 saniye kuralı olarak da bilinir. 6 saniye içinde top kazanılmazsa rakip ya taktik faulle durdurulur ya da takım geriye gelerek yerleşir. Bu 6 saniyenin nedeni ise uzun süredir topa sahip olamayan rakibin topu ilk kaptığı 6 saniyede ne yapacağını bilmemesinden ötürüdür. Yani o süre zarfında çok bir baskı ile
rakip daha kendine gelemeden topu almak hedeflenir. Son yöntem ise Gegenpress'in en ilkel ve orijinal versiyonudur. 70'lerde Ajax ve Hollanda'nın uyguladığı bu pres yönteminde savunmacılar dahil herkes ileri gelerek topu orada hızlıca kazanmaya çalışır. Tabii ki bu durumda arkada büyük boşluklar bırakılır ki bu da offside taktiğine güvenilerek yapılır. Ancak günümüzde futbol daha hızlı oynandığı için bu pres yöntemi çok risklidir ve son dakikalar hariç bu şekilde bir baskı göremeyiz. Bu dönemdeki futbol hakkında yazar David Winner bu baskıyı grup halinde avlanma ve önde savunma olarak tanımlıyordu. Hepsine ortak yönlerine bakacak olursak genelde Gegenpress'ten en büyük verimi almak için topu kullanma kabiliyeti en düşük olan kenar oyuncusuna bu baskı yapılır. Çünkü kenardaki oyuncunun pas opsiyonu daha azdır ve çizgiye sıkışınca hata yapma ihtimali de artar. Bir de pas kabiliyeti kötüyse topu geri kazanma ihtimaliniz çok yüksektir. Hatta sırf bu yüzden Louis van Gaal beklerle oynamayı tercih etmemektedir. Son olarak özetlemek gerekirse Gegenpress'i uygulamak için dediğim gibi kondisyonu yüksek ve planı yemiş yutmuş oyunculara sahip olmanız gerekir. Bu nedenle bu taktiği uygulamak istiyorsanız farkı antrenman sahasında ortaya koymak zorundasınız. Videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu like atarak beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi videolar daha fazla gelecek taktiklerin anlatıldığı. O yüzden de haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Akılla ve futbolla kalın. Görüşmek üzere.